bayram gününde anne babamız başta olmak üzere sevdiklerimizi sevmeli. Küskünlüklere ve dargınlıklara son verelim. Kine, öfkeye, hasede ve fesada sırtımızı dönerek birbirimize sarılalım. Bizleri bayrama başlayan bir anımız. Bayram mübarek olsun baba. Bayramımız mübarek olsun. Nice bayramlara inşallah. Nice bayramlara inşallah. Ahmet, bayram mübarek olsun. Allah Allah Allah. Bayramınız mübarek ola. Sağ olasın hafızım. Allah senayi devriyesine kazasız belasız ulaşmayı nasip etsin inşallah. Amin. Ağız tadıyla inşallah seyyidat. Ağız tadıyla. Cumali. Bir bayrama daha kavuştuk değil mi? Şükür. Şükür ya. Allah kabul etsin. Adetinizi yerine getirmişsiniz maşallah. Görevimiz hafız. Paylaşmadan bayram olmaz. Böyle. Allah ağzımızın tadını bozmasın inşallah. Amin. Amin. Allah ikramınızı kabul buyursun. Lakin sadakanın en büyüğü selamlaşmaktır. Hadi şöyle bir kucaklaşın. Bayramlaşın da o lokmalarımız boğazımıza dizilmez. He? Hafız, beni can evimden vurana el de vermem, kucaklamam da ben. Ayıp oluyor Metin Cumali amca. Herkes kendi ayıbına bakacak. Mithat. Ne yapayım Mithat? Kendine gel. Ayıp olmayayım babamın yanında. Kusura kalma. Yok. Ne kusur hafız? Kusur da bizim. Kusurlu da bizden. Haydi. Haydi. Sen ne diye tutuyorsun beni abi? Babama yapılan iyi yutmak yakışır mı bize? Ne yapaydım ya Mithat? Bırakaydım Cumali emminin üstüne yürüyecektin ha. Ya bir yakışayım sana? Ha ona yakışır. Babamın elini havada bıraktı abi. Mithat! Edebini bil. Lafını ölçe konuş. Sen ne o adam dedin? Benim çocukluğum. Gençliğim. Ama baba... De hadi! Konakta kurbanı bekliyor. Aha. Haydi, haydi. Beyhan, bu tamam. Geleyim hanıma. Kavurmanın yerini açın kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Önünüzde şerbetler unutma sen de. Hak getireyim hanım. Gelin hanıma da seslen. Masa hazır. Buyursun.
Ay hala. Ay kurban gelene kadar şöyle uzanıvereyim dediydim. Keşke çalıverseydiniz kapıyı, yardım ederdim sofraya. Duy da inanma. Şişt, biz hallettik kızım, sen buyur. Baban gelir neredeyse gelir. Çocuklar, Seyda ile Aydi hazır. Gelin. Vay 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 vay. Yine döktürmüşsün Nefise Sultan. Hay maşallah. Tamam sak. Hadi hep beraber oturak. Biz tamam olmayı çoktan olduk. Nereye ne abla? Tabağını verdin. Yok ya, ortadan yiyen işte. Soğumasın. Hadi bismillah. Bu ne? Boğaz altı. Kaldır bunu gözüme önden. Nimete küsülmez Seyid Ali. Abla, sanki bilmemiş gibi benim damarıma basma. Ben bunu 20 yıldır ne dükkanında pişireyim ne de burada sofraya koyayım. Gene de içi soğumuyor. Öldü deyince ölmüyor işte. Evlatlıktan silsen de yürekten silinmeyi. Nefise. Ay bayram günü ettiğin iş mi hala? Kısmet kızım. Meleğin doğum günü bu defa bayrama denk geldi. Altı da kendine bas. Öyleydi de toprak ayıbını örteydi. Bayramınız mübarek. Sofranız afiyet olsun. Basa gittin dedeydi mübari. Birliğin düzenin var mıdır? Halın vaktin yerinde midir? Ah melek, neredesin, neredesin, neredesin kızım, neredesin? Yüzünü görmeden, sesini duymadan bu dünyadan göçüp gideceğim, korkarım. Gözleri aşka gülen, taze süt dalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın.
sırtına. Sen de hani giymemişsin annem cicilerini? Sportman olacağım ben. Aferin Defne. Hiçbir şey hazırlanmamış Defne. Oğlum indir şu çocuğu, düşüreceksin. Kızım duymuyor musun? Kızım kapat şunu. Kapat Defne. Nerede kumanda? Anne ne var ya? Of, ben sana sofrayı kur demedim mi? Yani 40 yılın başı bir şey istedim kızım senden. İki tabak eline yapışacaktı değil mi? İşe geç kalıyorum aşk oğlum. İki şarkı çalışıyoruz şurada. Sabahtan beri bütün konsantrasyonumu bozdunuz. Ya kızım ne konsantresi? Detonizin zaten. Sen iki mekik çekince sporcu oluyorsun ama. Göreceksin sen yakında sporcu ha. Kızım ilanmansız imza isteyecek benden. Futbol tarihine altın harflerle adımı yazacaklar. DF Hükte Türkiye. İşte seni o zaman gör. Ya sen ilk önce kendi ismini yazmayı öğren be. Şşşt. Alo. Defne, ekmişli şaf. Bastan Kerem. Alo, tamam bitti, yeter. Koş, koş, koş çabuk. Sen artık büyüdün, kendini yapabiliyorsun ya. Sonra cicilerini giyeceksin. Ayrıca bak. Ayrıca futbol da sahada oynanır. Sen anca evde göbek eritirsin. Ne oldu canım, beğenemedin mi? Kerem, bu kanter halin senin nedir oğlum? Of, şu hale bak, sucuk gibi. Çabuk suyun altına. Çabuk. Kalk sen de artık. Bırak şunu elinden. Kalk, kahvaltılıkları sofraya taşıyacaksın. Peyniri, zeytini, hepsini taşıyacaksın. Şunu al. Çayın altına da bak. Defne, elini yıkamadan hiçbir şey elleme. Bak o pis törpülü ellerinle. Mübarek olsun baba. Anne, anne, giyindim bak. Bakayım. Aa, ne kadar güzel olmuş. Kendi kendine giyinmiş. Benim ballı katmerim büyümüş artık, kocaman olmuş. Sokamadım baba. Tamam, beraber yaparız onları. Gel bakalım. Ha, bunlar burada, bir düğmeler başka yere koşmuş, öbürleri başka yere koşmuş. Düğme mi? Düğme yok ki burada. Kaçmış mı düğme? Dur bakayım, dur bakayım, dur bakayım. Ha, ben o kaçağı yakaladım. Yakaladım kaçağı. Bu kadar mı yakışıklı olur benim oğlum ya? Oh! Nereye gideceğiz? Sana sen sünnet düğünüsü mü var? Sünnet düğünü bir kere olur oğlum. Bugün bayram. Hani biz bayramlarda güzel giyiniyoruz, el öpüyoruz. Harçlık veriyor baba bize, şekerler veriyorlar. Yaşasın bayram! Yeter! Yeter! Sabahtan beri vır 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 vır. Alpay çocuğun ödü koptu. Burnunu vurmadığıma şükretsin. Hadi kalk da işe gitmeden çocuklarla bayramlaş. Kurban da kestiniz mi hanımefendi? Bak burada harçlık hazırladım mendillerin arasına. Elini öptüklerinde bunları sen verirsin, tamam mı babaları olarak? Aynanın önüne koyuyorum. Yani kaç sene oldu? Kadın Almanya'da. Ama kafe Antep kafası. Gelenekler falan. Memleketi değiştirdik. Kanımızı değil herhalde. Ne diyorsun be? Hey! Ben kansız mıyım yani?
Sen öyle duyduysan. Kahvaltınızı. Birlikte. Sürpriz. Ben ballı katmerime ne yaptım? Bayram katmeri. Oo, hala sıcak ama dikkat et, tamam mı? Yaşasın. Aslında Seyit Ali ekmeği kızarmış severdi. Atıverseydin makineye biraz Defne ha? Anne kim uğraşacak onunla şimdi? Geç kaldım ben, giyineceğim gidiyorum. Defne hadi kızım hadi. Vay 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 vay, bayram sofrası ha? Hampar. Bakın. Sağ olasın, utandırdın beni. Ne diyorsun kızım ya? Güzel olmuş. Bayram için giyinmedin mi? Sabahtan beri çatlayacağım artık bayram bayramda. Yani bozuk plak gibi sürekli bayramdan bahsediyorsun. Öpeyim mi baba? Öp lan. Anasını ne olur. Hayırdır? Oğlum bayram ya bugün. Hadi geç otur. Al bakalım. Bu da bayram şekeri. Birazcık tuzlu ama idare edeceğiz. Sen nasıl insansın ya? Ufacık çocuğun hevesini kırmayı utanmıyorsun değil mi? Bana bak. Asıl sen bu çocukların kafasını karıştırıyorsun. Anladın mı? Sanki gidecekler, yani dedelerinin elini öpecekler. Böyle adetler, sünnetler falan filan öğretiyorsun. Sil bunları kafandan ya, sil! 20 yıl oldu! Konak, Karadağlar, unut bunları artık, unut! Adını sanını unuttular. Sen hala değilim değil. Bağırma Alpay. Ya sus Allah aşkına şimdi, vallahi çakacağım ya! Yeter ya, bağır! Ne var, ne var? Ne yapıyorsun lan sen? Adam olduğun ananı mı koruyorsun? Koruyacağım tabii annemi. Lan indir elini aşağı, şimdi bir tane çakarım ha. Allah aşkına yapmayın. Oğlum, sen de. Baban o senin. O mu baba? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Abla, Kerem. Oğlum. Otur bak bayram sabahı hadi. Hadi benim güzel oğlum. Kerem. Buyur Asya. Allah aşkına Kerem. Bak. Mustafa çağırıyor. Dua et saatinden kesmesin. Ali yürü lan. Ali deme şu çocuğa. Seyit Ali onun adı. Ali hadi oğlum. Hadi. Hadi lan. Acele et hadi. Hadi. Hapus şuraya. Bayram harçlıkları. Bekle oğlanın bayram harçlığını vereyim bari. Nerede kaldın? Evden çıkamadım. Bunlar ne ha? Mendil. Senin kalıbına. Sen artık bu kadar ciğersiz mi oldun be? Sıra çocukların bayram harçlıklarına mı geldi? Bu değirmenin suyu nasıl dönüyor? Hı? Nasıl dönüyor? Dönmez tabii. İçkiden aleme, kumardan bahse neyine yetecek? Kanımı kuruttum, kanımı yıllardır. Bıktım sen, bıktım sen. Tamam, çözelim o zaman ha. Çözelim mi? Ne dersin? Bakalım nasıl olacak o zaman. Tamam. O zaman çözelim. Tamam mı? Çözelim. Çözelim bakalım nasıl olacak. Ya bu çocuk çok korkuyor ya. Ha? Hadi yürü lan. Hadi.
Annem. Oğlum. Anne az sabret. Az sabret, ben bu akşam maça bir çıkayım. Hoca beni bir görsün, az takıma ben bir geçeyim. Bir daha sen işe güce elini sürmeyeceksin. Para pul derdin olmayacak, söz. Söz veriyorum. Oğlunun sefasını süreceksin. Oğlum. Sen oku. Ayaklarının üstüne dikil. İyi ol. Mutlu ol. Ben başka hiçbir şey dilemem ama. Akşam için dua et. Ederim tabii. Ama sen zaten her şeyi halledersin. Ha? Hadi bakalım. Allah muvaffakiyet versin oğlum. Dikkat et. Annem, güzel annem. Güzel kızım benim. Anne bir şey isteyebilir miyim? Söyle kızım. Okul 3 günlük bir gezi planlıyormuş. Budapeşte, Viyana, bir sürü yere gidecekler. Bütün arkadaşlarım izin almış. Ben de gidebilir miyim, ne olur? Ne zamanmış kızım, nereden çıktı şimdi pat diye bu gezi? Pat diye çıkmadı, ne zamandır planlanıyordu ben söylemeyi unuttum. Herkes izin aldı anne. Arkadaşlarımın hepsi gidiyor. Kaç paraymış? 50 euro versen yeter. Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum anne. Çok Defne. Ben tamam demedim daha kızım. Hem nerede bunun izin yazısı falan? Anne ne izni ya? Kızım okuldan bir kağıt göndermediler mi yani? Öyle kim kimin çocuğunu ana babaya sormadan nereye götürüyormuş? Bak El Kadar Seyit Ali için bile kreşten habire imza istiyorlar. Anne kendin söylüyorsun. El Kadar Seyit Ali. Lisedeyim ben. Hani 2 ay sonra reşit oluyorum. Hala ne izninden bahsediyorsun? Defne, tartışmayalım kızım. Ne olur ben geç kaldım zaten işe. Allah aşkına bak, akşam getirirsin yazıyı. Babana da sorarsın. Tamam derse gidersin. Anne. Karnını doyur, sofrayı topla, çık. Geç kaldım. Anne. Ebe. 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 Laf mı bu Hüseyin abi? Kötü olacak nesi var babam? Herkes gördü Cumali amcanın camide ettiğini. Üzüle. Kızım şu çayları bir tazele. Allah ziyade etsin. Müsaadenle biz kalkalım artık. Daha gidecek kapılar var. Mahmut. Mahmut buraya gel. Böyle vurayım. Ne oldu Kadriye? Ya çocuklarla eleşeceğine babanın yanında dursana. Sohbet ediyorlar Kadriye. Maa çocuklarla oynuyorum. Burada staj yapayım. Ne var bunda? He Mahmut. Sanki doktor bir defa tuttu dedi de stajını da aldı. Misada bak. Bölge evlat gibi geleni gideni haline. Ben ne yapayım Kadriye? Hala dikileyim. Bari git umurla. Hüseyin abim ayaklarınıza sağlık. Gene gel lan. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Yenge kızlar gidiyoruz. Haydi Musi. Gelin bakalım. Yine beklerim abi. İnşallah. Hadi bay bay Mahmut amca. Bay bay. Buraya geldiniz. Yine oynar mıyız? Oynarık, oynarık. Seni yerim ben, seni yerim ben. Ay maşallah be. Ziyaretiniz batsın. Karı gibi dedikoduya gelmişler. Ama adamlar haklı. Yıllardır yüz yüze bakmadığımız adamla aynı çatı altındayız hala. Ne oluyor Mithat? Mali amcanın ekliğinden sonra babamı merak etmişlermiş. Bir destur verirse sebep olanların defterine düreceğim ben de. Yeter! Öfke nadil değilse
ettin de edeceğin de zulme girer. Bir düşün. Eğer Cumaligillerin başına gelen bizim başımıza gelseydi ortadan ne Şirhanlar kalırdı, ne han, ne düzen. O yüzden bize düşen de ayıbımızı bilip oturmak. Duramıyorum baba. Duramıyorum. Onca yıl geçti. Bir kapanıp gitmedi bu dava. Aynı handayız. Yüz yüze bakmıyoruz ama çekip gitmiyoruz da. Kanıma dokunuyor. Ne yapayım? İçim soğusun diye gidip kızını bulup canını mı aldım? Bana bak. Baba. Benim kızım kızım yok. O yüzden görülecek hesabım da yok. Başım dik gezecek, yüzüm de yok. Ne melekmiş ya. Öldü diyoruz, diriliyor. Gitti diyoruz, yakamızdan düşmüyor. Gönül diyor, düş peşine bul. Sürükle hanın ortasına. Sık kafasına bir mermi. Kanıyla temizle çaldığı Antep karası. Ah sultan, çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ablan o şeyi. Allah, bir de sen gelmiyorsun. Allah aşkına. Oğlan haklı ama. Hüseyin amcalar buradaydı. Bir laflar, bir laflar. Cumali amca netliyse babama camide. Doktor sana ayakta durma demedi mi? Hadi geç içeri, dinlen biraz. Reyhan. Gelene gidene hizmete kusur etmeyin. Benim az işim var. Mahmut. Ben yatmaya gideyim Kadriye. Öğün çok erken kalktım, yorulmuşum. Vildan! Vildan! He ana. De hadi hazırlan. Hacı kadın geliyor. Nefise teyze, hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar. Sana da kızım. Hoş geldin Hacı Kadın. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Evde yoklar dedi Hilda mı? Kabristan'a gittiler Halil. Allah kabul etsin. Sağ olasın. Hadi gel geç. Geç. Hoş geldin Nefise teyze. Hoş bulduk kızım. Ömrün çok olsun evladım. Kızım iki kahve yapıver bize. Ben içeri geçeyim, mutfakta işlerim vardı. Hayırdır ahretli? Telefonda sesin pek azıttı. Yüzün cenaze çıkarmış gibi. Ölüm olsa bir kere mezara koyarsın, acının adı olur. İçim yanıyor hemşirem. Bu nasıl bir ateş? Yıllar geçti, sönmedi gitti. Melek dem. Bugün doğum günü. Nerededir, nasıldır? Halı vakti yerinde midir? Zamanla bu sorular azalacağına büyüğü de büyüğü çoğalıyor. Onun kadar Halil'e de yanayım. Seyit Ali ile Cumali'nin Katrin adı da cabası. Allah bozan canıma tak edeyim. Toprağa karışsam artık diyeyim. Ağzından yel astım bacım. Melek'in cehaleti hepimizi yıktı. Bak Halil'ime yaşı geldi de geç. Hala evlenmem diye. Bizim bile acımızı içimize göm, böyle yan yana gelişimiz nice vakit aldı. Gizli saklı hala tırsır yok.
Öyle ya, her gün dua edeyim. Seyit Ali ile Cumali barışsın. İkisinde de katır inadı var. Hafız bugün namazda ikisini yan yana düşürmüş. Caminin avlusunda gene etmişler edeceklerini. Bahar. Edemedi bak. Aa, ben anladım. Burnundan soluya soluya burada dolanıp duruyordu. Kesin benimki yedi aldı. Halil. Nefise teyze. Bayram mübarek olsun. Çok bayramlar gör evladım. Senin de el öpenlerin olsun. Baban nerede? Ziya amcayla bayramlaşıyor, gelmek üzeredir. Ben gideyim, ağzınızı tadı bozulmasın. Sen içini ferah tutasın, gönlünü yüketmesen. Su akacaksın, yolunu bulacaksın. Hoş bizim sular az taşkın mı? Sabrını sabrıma ekleyeyim de öyle ayakta durayım. Allah razı olsun senden. Oo, Muharrem, iyi. Ey bayramlar. Hadi bakalım, selam et. Zümrüt Hanım! Zümrüt Hanım! Eyvallah olsun. Baba? Ne oluyor bey? Ataşa mı düştün? Buradan çıkan Nefise miydi? Hayır olsun inşallah. Eve giren çıkanı mı kontrol ediyorsun sen? Sualime cevap ver. De ki o. Ne yapacaksın? Bayram günü ziyarete gelmişi kapı dışarı mı edeceksin? Ben Karadağlardan hiç kimse bu konağın önünden bile geçmeyeceği demedim mi? Baba, az sakin ol. Dur hele. Ha, yollar senin. Sokaklar senin. Başımızdaki budan da bir tek sen. Değil mi? Konağa girip çıkanı boş ver de. Sen bugün camide ne ettin? Onu de bakayım. Gereken neyse onu ettim. Olan oldu diye kucak mı açacaktım? Kabahat hafızın ama. İşi gücü yok gibi habire bizi barıştırmaya zorlayın. El uzattırdı bayramlaşmaya. Ben vermedim elim ama. İyi halt ettin. Adam yıllarca kafasını kaldıramadı yerden. Utancı yetti zaten. Daha neyin kinine gidiyor? Utancıyla örtüldü mü her şey? Öyle kolaydı sanki. Ne yapsın Cumali? Bir evin bir kızını tek sözümden heç etti adam. Evladım öldü dedi. Diri diri gömdü kızım. Ne yapacak daha? Daha ne yapacak? Gelip ayaklarına mı kapansın koskoca adam? İyi ha, iyi çok bileyim, yeter. Yeter, gelme üstüme, sıkıştım vallahi. Kef gibi yüreğini tutan kinin ağırlığıdır o içini daraltan sen. Ama şunu iyi bil. Eskiden kabahat onlardaydı. Bu dargınlığı sürdürmenin günahı da sende. Thank you.
Bunda. Ay neredesin ya? Evden ancak çıkabildim. Bir de gelmeden evvel şu şerefsiz avukata uğradım. Şu davaya girmek için benden dünyanın parasını istedi. Ha? Vermedin değil mi? Tabii ki vermedim. Hadi geç kalmayalım, hadi yürü kom. Avukatsız nasıl olacak bu iş? Ya hakim anlarsa her şeyi? Ben bir yıldır çalışıyorum bu işini. Sen hiç merak etme. Hakimin sorduğu sorulara sadece kısa kısa cevaplar ver yeter. Vallahi işin aslı ortaya çıkarsa ben kendimi hiç yakamam, kusura bakma. Gerçek suçlu bu derim, beni canımla tehdit etti, beni mecbur bıraktı derim, çıkarım ben işin içinden. Artık sen çözersin gerisini. Kalbimi kırıyorsun yalnız, farkında mısın? Ben senin aşkın için nelere katlanıyorum? Yani ben bunun için mi sevdim seni? İşimizi sağlama alalım diye söylüyorum Alpay. Sevmesen benim burada işim ne? Nasılsınız Bayan Yıldırım? Eşiğimizde tam 3 kez bayılmışsınız ama buna rağmen gelip muayene olmadınız. Ben iyiyim. Son günlerde çok fazla çalıştım, kesin o yüzdendir. Ama sonuçlarınız çıkana kadar burada beklemeniz gerekecek. Doktorla görüşmeden kesinlikle hastaneden ayrılamazsınız. Peki. Ali bizimle içeri gelmeyecek değil mi? O girerse her şey bozulur biliyorsun. Tabii ki gelmeyecek. Kalabilir o tek başına burada, merak etme. Seyit Ali, biz şimdi öğretmeninle beraber içeri gireceğiz, çıkacağız hemen, tamam mı? Sen buradan hiçbir yere ayrılmıyorsun. Çünkü ayrılırsan ne olur? Seni kaybederiz, kaçırabilirler. Tamam. Ben sana şunu vereyim. Bak. Şöyle bir oyun vardı. Bak bakalım hangisi? Evet. Melek Yıldırım, kombite. Alpay Yıldırım, Melek Yıldırım. Alpay Yıldırım. Ya. Melek Yıldırım. Ja. Sie haben die Scheidung beantragt wegen der schweren Unvereinbarkeit. Ja. Melek Hanim. Ja, genau. Ich möchte die Scheidung. Sie haben drei gemeinsame Kinder aus dieser Ehe. Sind Sie sicher, dass Sie das Sorgerecht aller drei dem Vater übergeben? Ja, ich möchte, dass die Kinder bei dem Vater bleiben. Der kleine Seyed Ali ist aber noch in dem Alter, wo er die Mutter braucht. Ja, ich kann es geklären. Ich habe Ihnen nicht das Wort gegeben, Herr Yıldırım. Bitte, Frau Yıldırım, machen Sie weiter mit dem kleinen Seyit Ali. Melek Hanım, durumunuz maalesef çok ciddi. Kocam hep der, burada insan nezle olsa bile hemen hastaneye yatırırlar diye. Öyleymiş vallahi. Ama insan kendini bilir değil mi? Tamam, ya ben son zamanlarda birkaç kere arka arkaya bayıldım ama... doktor hanım, çift var diye çalışıyorum bu ara. Bir de evde çocuklar sağ olsun. Herhalde birazcık fazla yoruldum. Siz bana bir vitamin yazarsanız... bir de vücut ağrılarım oluyor. Bir ağrı kesici yazarsanız iyi olur. Keşke eşinizle birlikte gelseydiniz. Size destek olurdu. İsterseniz haber verelim gelsin.
Beraber konuşalım. Aman yok, onun işi başından aşkın zaten. Hem konuşacak ne var ki? Melek Hanım, durumunuz basit bir yorgunluk değil. Meslektaşlarımla beraber durumunuzu değerlendirdik. Sizi bir an evvel hastaneye yatırarak çok yönlü bir tedaviye başlamamız gerekiyor. Doktor Hanım, ne hastanesi, ne yatması, iş ne olacak? Çocuklar, hadi ikizler büyüdü ama benim küçüğüm daha 5 yaşında, perişan olurlar evde. Siz benim reçetemi yazarsanız ben bir an önce gideyim, çocuklar varmadan evde olayım. Melek Hanım, bu sizin tercihinizle belirlenecek bir tedavi değil. Hastalığınız maalesef ikinci evre lenf kanseri. Kanser mi? Ama benim çocuklarım var, ben kanser olamam. Neyse ki erken dönem yakaladık. Ancak lenf kanseri sinsi bir hastalık. O yüzden bir an evvel tedaviye başlamamız gerek. Zor bir süreç sizi bekliyor. Ailenizle mutlaka konuşun. Bu süreçte onların desteğine ihtiyacınız olacak. Söylediklerimi kabullenmek zor biliyorum, ancak hızla ilerleyen bir tür olduğu için hayatınız tehlikeye girer. Benim çocuklarım var. Küçücük oğlum var. O da ana kuzusu. O da ana kuzusu.